Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Telefonu kapattınız bir zahmet. Kapatın telefonunuzu. İki akşamdan beri, üç akşam, imani psikoloji, değil mi? Şimdi kabirde yapmak istiyorum. Kabir. Kabir nasıl geçiyor? Kabir nasıldır? İnsanı ürküten bir şey. Bir sıcak su versene kabir. Şimdi cümle cümle okuyacağım, yani bir yer değil. Vefat edenlerin istasyonu kabirdir. İstasyon. Kabir istasyonmuş. İstasyon yani bir yere intikal etmek için bekleme yeri. Başka bu sözlerde geçiyordu 21. sayfada. Şimdi sözler 313'te şöyle geçiyor. O geçini toplayıp bir cümle yaptım. İnsan alim yarmaktan anne karnına, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçecek olan bir yolcudur. Dolayısıyla bunların bütünlüğü, sistemin adıdır kabir. Yani ruhlar aleminden, anne karnına, kabirden, berzahtan, sırattan bu beşini topla, onları bir şey yapar mısın? Bunların bütünselliğidir kabir. Kabir, ilk çekirdek. Yani kocaman bir ağacın yaprağı, çiçeği, meyvesinin bütünselliği çekirdek olduğu gibi kabir bu beş tane alem ervahtan, çocukluğa, ne dedi? Alem ervahtan eksik söylemeyeyim. Anne karnına, kabirden, berzahtan, haşirden, altı tane sırattan geçecek olan bir yolcudur. Dolayısıyla diyor, bunların bu bütün, bu alemleri bütünselliği, yani ruhlar aleminde Cenab-ı Hak insanla konuşmuş. Elestu bi rabbikum hadisesi orada konuşmuş. İnsan cevap vermiş. Oradaki iradeyle cevap vermişiz. İrade. İrade, irade ile ihtiyar arasındaki farkı söyleyeyim. İhtiyar şu mu, o mu, bu mu? Hazır zaman. Arasındaki, hazır zamandaki tercihlerdir. Mesela ihtiyar sahibi olan deseler ki sen bunu yapma. Allah diyor ki şu günahı yapma veya bunu terk et, sana gaybtan şunu vereceğim. Yapamaz, tercih edemez. İhtiyarın özelliği hazır, önünde olacak. Gayba, gaybı tercih edemez. İhtiyarın özelliği o. Hayvanlarda da var. Mesela arı oduna mı konayım, taşa mı, çiçeğe mi? O da bir ihtiyardır. O da bir tercihtir. Kedi, mesela ekmek mi, peynir mi, ciğer mi? Ciğer değil mi? O da bir tercihtir. Bu ihtiyar sahibidir. Kafirler de gündelik yaşadıkları için gaybi nazara almadıklarından hazır zamanı yaşayanlara ihtiyar sahibi derler. İrade ise mazinin bütünselliğiyle geleceğe bakıp hazırda tercih etmektir. Bir daha mazinin bütünselliğiyle tecrübesi var, soyu var, sopu var, geleni var, bir sürü kadim dostları var, bir sürü kazanımları var, bulunduğu memleket var, vazife yaptığı yerler var. Yani bir sürü insana yüklenmiş. Mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak hazırda tercih eder. Bu insana Allah dese ki şu hazır günahı terk et. İradesi olduğu için gaybi olan cennetteki o nimet ilahi yok ortada şimdi. Onu tercih edip bunu kaldırabiliyor. Bu irade yapıyor. İradenin özelliği mazi ve müstakbil içine alıp halde karar veriyor. Üstad Hazretleri de
İhtiyarımdan vazgeçtim diyor. 17. söz. Neyle vazgeçiyorsun? Bir üst birim. İhtiyarın üst birimi irade. Hayvanlarda ihtiyar vardır der 24. sözde. Kafirlerde de ihtiyar var. Bizde de var. Ama arkada irade olursa hazır zamandaki cazip şeylerden insan sıyrılabiliyor. Şimdi biz ruhlar aleminde elestu bi rabbikum, Rabbiniz değil mi? Diyenler var, demeyenler var. Orada mazi olduğu için irade ile cevap vermiş. Bir tanesi diyor ki ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamadığın şey yok değildir. Çünkü anne karnını hatırlayan var mı? Yok mudur yani, böyle bir alemden geçmedin mi? Anne karnındaki alemi hatırlayan var mı? Yok. Yoksa, ben hatırlamıyorsam yoktur. Mesela rüyada da bir sürü tercihler yapıyoruz. Rüyanın içinde. Bir sürü, o da bir tercihtir. Gidiyoruz geliyoruz falan, dedim demedi. Şöyle dedi bana. Uyanınca ne diyorsun ulan? Keşke şöyle deseydim. Hangi iradeyle söylüyorsun? Yani neyle yargılıyorsun lan? Şunu da sorsaydım ya dedeme ya. Yani biz hazır zamana muhtel olduğumuz için geçmişimizi, oysa rüyalarda da zaten yaşıyoruz. Bazen geleceğimizi yaşıyoruz rüyada. Ben bunu görmüştüm diyor. Demek ki irade mazinin bütünselliğiyle, mazideki bütün o kazanımlarından, tecrübedir, ilimdir, geleneğindir, kültüründür, yaşındır, eşin dostundur, okuduklarındır, vazife. Yani bunların bütünselliğiyle, mesela senin Ömer abi kaç yaşındayız abi? 57. 57 bir geçmişinle, geleceğe bakmakla. Senin Mustafa kaç yaşında çocuğun? 30. 30 yaşındaki bir insanın geleceğe bakması aynı. Bak, o 30 sene derinliği var ağacın kökü. 30 sene dal verir. 57 sene kökü olanın 57 senelik dal kökü şey kolu olur. Yani gözlük farklı olur. Daha seni gördüğünü göremez. Çünkü sen daha önce 30 olmuştun. 37 olmuştun. Ama o 57 hiç olmadı daha. Dolayısıyla bu iradedir. Oğlum yapma, oğlum ona verme veya buna girme. Baba cazipleri yapar. Girme oğlum, krediye girme. Harama girip kim abartı olmuş? Müslüman haram yaramaz. Baba falanca zengin ol. Oğlum haram Müslümana yaramaz. Siz de mi bir yerde de, çünkü başım iş aldı bunu. Dedi ki nasıl yaramaz dedi, ben dedi iş yaptım yükseldim dedi. Bilmiyorum dedim, haram Müslümana yaramaz. Gece yarısı uyandırdı beni, sen bana kafir dedin. Gece yarısı ha, bekle abi. Yo estağfurullah dayı dedim ya bizimki. Estağfurullah dayı dedim ya. Ne estağfurullahsı dedi ya. Resmen bana kafir dedin dedi ya. Nerede dedim dayı dedim ya. Sen dedin ki haram Müslümana yaramaz. Ben de kredi alıp gemi almış. Gemiler almış. Nasıl yaramaz dedi. Orada bir yanlışı var dedi yani. Yaram dedi yani. Şu sistem farklı falan. Böyle bir şeyler dedi. Neyse. Meğer haram Müslümana yaramaz dedik ya. Bu da o kadar bitmemiş ki, kültür turama değil yani. Ne kadar sepi olsalar faiz haramdır. Faiz haramdır kardeş. Allah'ın ayeti nettir. Onunla iştihat olmaz. Naslarda iştihat olmaz. Dinden çıkmış olmaz yani, adam onu kabullenmiyorsa. Allah'ın haram dediğini helal dese dinden çıkar. Mustafa bana bıraksan olur mu? Çünkü Allah'ın nas ayetten içtihadi şeylerde ters söylerse dinden çıkmaz. Allah'ın helalini haram, haramını helal dersen dinden çıkar. Çünkü başka bizi bağlayan bir şey yok. Allah'ın nas ayetidir. İngel etmiyor fakat yine düşüyorsa. Ha değil, o günahkar başka bir şey. O başka. Ama ya Allah kahretsin. Düştüm gene şu pisliğe ya diyor. Veya ne yapalım kardeşim? Düşmedi de yaptı. Allah bizi affet. Koy bu adamın başının üstüne bak. Adam kabul edin. Ama bir başkası var. Hangi çağda yaşıyor? Hangi çağdayız? Darun Arp'tır.
bazı darül harpte içtihadi bazı şeylerde caiz olur. İçtihat arasındaki fark. Bu içtihattı ki Allah alışverişe faiz haram ettim dedi. Haramdır. Neyse. Şimdi nereden açılmıştı? Ha, haram Müslümanı yaramaz dedi. Bana yarıyor dedi. Bilmiyorum dedi. Gece yarısı bana dedi ki, telefonla bana kafir dedi. Niye? Kendisini oturttu kendisini oraya. Yani insan irade ile ihtiyarla arasında konuşuyorduk. İhtiyar bu hazır zamana tercihler yapma özelliğimizdir. İrade ise malum mazinin bütünselliğiyle geleceğe bakıp hale hükmetmektir. Şimdi kabir okuyoruz Mustafa. Beş tane şey var. Alem-i Erba. Onun için girdim. Ruhlar aleminde elestu bir rabikum dedik ya. Orada ihtiyar yok, irade var. Hatırlamıyoruz. Anne karnında hatırlamıyoruz bazen. Bazen gördüğümüz rüyaları da hatırlamıyoruz. Rüyalarda da tercihler yapıyoruz. O tercihler şimdiki ihtiyar değil o. Çünkü şimdi uyandığımız zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki keşke böyle deseydim. Ha? Hadi. Alem-i Erba'dan anne karnına kabirden farklı bir şey söylüyor. Berza. İkisi aynı değil. Haşir, sırat. Bunları topla nizam. Bunların hulasasını yani taruhlar aleminde elestu bi rabbikum kalu belanın bedelini kabirde görüyorsun. Oradaki tercihlerin bile kabirden önüne çıkacak. O zaman kabir nedir? Ruhlar aleminde anne karnında yaşarken tercihlerinin bütünselliğinin hulasalanın önüne konulduğu bir hakikattır kabir. Öyle bir kabir toprağa girmek falan değil o. O suretidir. Her şeyin bir sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Alem-i şehadet, alem-i gaybın üzerine suretidir, tenteneli bir perdesidir diyor. Mesela dolayısıyla bunların bütünlüğü sistemin adıdır kabir. Sefer imtihandır. Bütünlük sistemidir. Yani bütün hayatımızın bütüne toplandığı, hulasa olup çekirdek olduğu sistemdir. Yani 313 sözlerde bu şekilde geçmiyor. Uzun sayfalar olduğu için ben hulasa ettim. Kabir tek başına ne korkudur ne de ümittir. Kabri düşünürken bütünlük olarak bakılmalıdır. Yani kabirden niye korkar insan? Ölüm korkusunun temelinde suçluluk duygusudur. Yani bazı büyükler böyle ölmeden önce ölümünü istemişler böyle. Elini sıvazlayarak ölümü beklemişler. İstemişler, beklemişler. Bazıları da bizler korkuyoruz. Kabir daha çok kime sorarsan hepimiz bizde. Ya tabii kabirden korkmuyoruz da günahımızdan korkuyoruz deriz. Suçluluk duygusudur kabir. Şualar 38'den okuyorum. Kabir dünyadaki dimağın, dünyadaki kafanın, şu kafanın, vicdanın, kalbin, ruhun ve hayatın bütünlük kazanıp hakikate dönüşme sistemin ara geçişidir. Yani dünyada yaşarken kafamızdakilerin, vicdandakilerimizin, kalbimizdekilerin, ruhumuzdaki her şeyin hulasalanıyor. Biraz önce ne vardı? Ruhlar aleminde, anne karnında. Yani o süreç, hayatımızın süreci. Şimdi ise içsel alemimiz. Dima, vicdan, kalp, ruhumuzun kazanımlar var ya böyle kazandıklarımız, haletler var, hisler var. Onların bütünselliğidir. Yani şu anda ayrı ayrı diyor. Kalbimiz ayrı diyor. Kafamız ayrı diyor. Vicdanımız ayrı diyor. Beşeriyetimiz ayrı diyor. Değil mi? İnsan 18 bin alemi Gazali'ye göre her gün insan 2 bin ile 3 bin arasında değişik haletleri yaşarmış. O tarihte. Şimdi ise en az 4 bin, 6 bin halet yaşarız. Bir Kanatlı Caddesi'ne inip çıkarsan herhalde 400-500 tane halet farklı yaşarsın. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. Çıkarken sağda bir tane kahve var. Kahveci adam.
kovuca kahve, boyun kadar kahve makinesi var. Koymuş dışarıda. Orada kızartıyor işte. Ondan sonra çıkıyor, pişiriyor. Şimdi oraya gidince ister istemez böyle bir aleme giriyoruz. Hareket, ben fazla hareket etmiyorum, fazla koklanayım diye. Hatta korkuyorum kulak olur mu? Terörs ediyoruz falan. Ama bu bir halet yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bak haletin değişiyor. Yani 2000 3000'di kazandı. Şimdi 4000 ile 6000 arasında halet değişiyor. İşte kabirde öyle değil işte. Bu dimağın, vicdanın, kalbin, ruhun kazanımlarının bütüne geldiği yerdir. İnsan suretinin hakikate dönüşümüne şahit olacağı inkılaptır. İnsan ne olduğunu, aklı neydi, kalbi ruhu neydi, niyetleri neydi, ameli neydi, bunlara şahit olacak insan. Yani düşüncelerinin, hislerinin, duygularının, latifelerinin ve fiillerinin bütünsel gelip, bütüne gelip şahit olacağı, aha bu, 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 bu da bu. Şahit olacağı yerdir. Tuhaf değil mi? Yani vallahi çok tuhaf. Başka, sana giydirilenlerle benim şuhudu farkındalığıdır. Ya şimdi şu, bu benim gömleğim. Ben gömlek değilim. Bana giydirilmiş. Ben diyorum buna. Ama bana ait. Benim gömleğim. Benim gömleğim. Gir içeriye. Şimdi kabre anlatacağım. Benim atletim. Gir içeri. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim hayatım. Benim aklım. Ha ben, o ben diyen akıl değil. Benim kalemim dergi. Benim aklım. Ver aklımı. Benim ruhum. Benim ruhum diyen de ruh değil. Ruha da sahip çıkıyor. Mesela masaya koy. Bu ne? Bu benim hayatım. Bu benim aklım. Bu benim vicdanım. Bu da benim ruhum. Kim? Benim. Usta diyor ki ruh alettir diyor. Sana verilmiş. Sen kimsin o zaman? O ele denilen ben olan ben. Şimdi diyor ki o benlik olan o bene, eneye mahluk değil, vacip değil, berzahtır. Ona giydirilen dima, kalp, ruh, his, latife, bunların bütüne geldiği inkılaptır kabir. O benim, benim aklım, benim ruhum derken neler var içinde? İnsan merak ediyor da içini bir görsem Allah Allah. Röntgenle içimizi seyrediyoruz, hastalığımızı da. Ruhumuzda ne var diye onu röntgenhane de diyebiliriz kabire. İçini seyretmeyin. Sen şahit olacaksın. İnşaatımızın orada... Dünyada inşaat, aklı inşaattan kalsın kafaya, kafamıza. İnşaat. Dima, aklı inşa. Dima inşa. Çünkü dimada 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvuf, akıl, tasdik, izan, iltizam, itikad. Yani kafada sıfır akıl yok. Akıl 7 birimde bir birimdir. Onun için saydım. Tabi bunlar bir anda bileceksin değil ama şunu bilebiliriz. Kafada sıf akıl yok. 7 birinden bir tanesidir. Tamam. İşte bu 7 tanenin inşa olması neyle? Dinle, menfaatla, parayla, şöyle ne? Kafayı neyle inşa ettin? Mayaladın. Yani iksirledin. Ne yaptın? Bu. Vicdan. Kalp. Ruh. Bunlar aynı ayrı sistemler yani. Böbrek, karaciğer gibi. Bunları bir araya getirilip bütüne toplanıp şöyle kar topu gibi aha buydu senin için. El ele gösterilecek. Sözler 38'den okumuştum. Sözler 38'den devam ediyorum. Ehli dalalet ve tuğyan için kabir. Ehli dalalet ve tuğyan için. Ehli dalalet nötr kafir. Yani ben böyle bir adama sordum. Dinle aran nasıl dedim. Böyle hobim yok dedim. Hobi biliyor. Yani Allah ile dinle aran nasıl dedim. Benim böyle hobim yok diyor. Yani adam öyle bir kafir ki din mi var mıymış, ahiret mi varmış. Böyle bir şeyi yok, sistemi yok. Buna ehli dalalet denir. Tuğyan ise
idealisttir. Risale'de bunlar şöyle geçer. Adem-i kabul, kabul adı. Ehli dalalet ve tuyan için kabir neymiş onlar için? Zindan gibi sıkıntılı ve vahşetli, ejderha batnı gibi darmış. Ehli dalalet ve tuyan için kabir, zindan gibi sıkıntılı, vahşetli, ejderha karnı gibi imiş. Çünkü Üstad kabiri dört sıfatla topluyor. Dar, soğuk, karanlık, kimsesiz. Kabir bu. Bir dakika, bir daha. Soğuk, dar, karanlık, kimsesiz, yalnız. Tuğyan için. Tuğyan için. Evet, efendim var. Cesed için mi bu? Kafir için. Ruh için, ruh için. Ceset önemli değil ki. Ceset ne biliyor musun? Şu anda senin kar dolabında gömleğin atletin yok mu? Evet, atletin. Evet. Çekmecede. Evet. Şu anda karanlıkta. Tamam. Katlı. Senin atletinin katlı olması, karanlıkta olması sana sıkıntı veriyor mu? Evet. Ha. Kabirde, cesette, ehli imana böyle sıkıntı vermeyecek. Gömlek gibidir. Ama ruhunu cesedine hakim eden. Yok, ruhunu cesedine yapışmış. Ruhu cesedi yaşıyorsa, cesedi hayat yaşıyorsa, ruhani hayat yaşamıyorsa, ceset neredeyse ruhu da oradadır. Çünkü ruh neredeydi dünyada? Cesediyle beraberdi. Kabirde de öyle olacak. Sözler 42'den aldığım cümle, kabir gecesinde, berzah karanlığında, kabire gece diyor, berzah karanlıktır diyor. Biliyorsunuz gece karanlık değildir. Geceyi karanlık istila eder. Gece ve gündüz alemdir der Risale'de. İkisi alemdir. Gece alemi diyor karanlık istila ettiği zaman. Karanlık gece dolduruluyor. Mesela şurayı düşünün. Metan gazı koysak. Başka gaz da koyabilir. Veya renkli boylu şeyler var ya havaya uçuruluyor böyle. Uçaklar arkasına bırakıyor. Yazı yazıyorlar. Bilmiyorum ne maddesi. Buraya bıraksam boyalanır değil mi burası? Arkadaşlar, gece karanlık değildir. Ve ateşe leyle ve ahrece duhara. Karanlık değildir. Geceye Allah şey basmış. Geceyle gündüz ayrılsın diye karanlığı basmış oraya. Gece boya gibi. Boya gibi. Gece, usta şöyle diyor. Gece karanlığında. Madem gece karanlıksa niye karanlığı söylüyor? Gece alemi diyor karanlık istila etmişti. Yani her gece gecedir ama her gece aynı karanlık yoktur. Eğer gece karanlık olsaydı sabit olurdu her gece. Aynı zifiri karanlık ve aynı tonda olurdu. Bazen boyayı az basıyor bazen çok basıyor. Peki gece alemi. 6 ay gündüz 6 ay gece kutuplar. Hiç basmıyor gaz. 6 ay gece 6 ay gündüz. Nasıl namaz kılıyorlar? Bizim saatimiz gibi. Saatle. Yani kendisine yakın, en yakın beldede 5 vakit namaz nasıl kılınıyor? Hangi saatte kılınıyorsa gece ve gündüz eşit olan yerlerde de namazda. Çünkü işe nasıl gidiyor? Namaz nasıl kılacak diyor. İşe nasıl gidiyor peki? Her gün gündüz, her saat aynı. Ha, nasıl bölmüş gündüz hayatı? Ha, namaz da böyledir. Yani gece oldu yatsıyı kılacağız. Gecede yatsı kılınır. Karanlık vardır diye yatsı kılın vakti olmuyor. Mesela bu durumdasın, esirsin. Her anı yatsı namazı. Sabah kılmayacak mısın? Öğlen kılmayacak mısın? Öğlen kılmayacak mısın? Zifiri karanlık. Yani namazın vakti gecenin tonuna bakmıyor. Vakte bakıyor. Üstad diyor ki gece vakti diyor. Sabah vakti diyor. Çok acayip. Gaz basmış Allah, tamam mı? Bazı yeri basmıyor. Gece bak kabir gecesinde berzah karanlığında. Berzah karanlıktır. Kabir bir gecedir. Ama içi renkli değil. Teheccüd lüzumlu bir ışıkmış. Teheccüd namazı.
Bak bir daha okuyorum. Kabir gecesinde berzah karanlığında teheccüd namazı lüzumlu bir ışıktır. Işık istiyorsan. İstiyor musun kardeşim? İstiyoruz. Ruhuna ışık istiyorsan kabirde, gece alemindeki kalk, ruhuna bir lamba yak. Lamba yakana lambası yanar, yakılır. Seven sevilecektir. Verene verilecektir. Merhamet edene merhamet edilecektir. Nuru yakana, gece kalktı namaz kılacaksın, senin de nurun yanacak. Ben iki tane hadis gördüm. Bir teheccüd hakkında, bir de yatarken tebareke okuyana Allah Resulü demiş, şaka derler mi? Tövbe estağfurullah. Tövbe. Şakası olur mu? Din adına. Yani şakası olmaz, hala, haşa, eser demek istemem yerlerle. Allah Resulü demişse bitmiştir. Çünkü Allah diyor ki, ne diyorsa alın, ben söylüyorum. Tebareke okuyup yatana kabir azabı yoktur diyor. Yine kendisi söylüyor. Diyor ki teheccüd namazı kılanın kabri gece olmaz diyor. Karanlık olmaz. Ya onun için çok bahtiyar adamsın. Sen. Sözler 142. Ehl-i iman için kabir, ehl-i iman için kabir neymiş? Bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıymış. Hani öyle o karanlık maralık falan şunu yok. Acayip bir şey. Ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıymış. Sözler 143'te ne diyor? Ehl-i dalalet ve ehl-i sefaat için kabir dar ağacıdır. Ebedi haps-ı müferittir. Dar ağacıymış. Bir de haps-ı müferitmiş. Ehl-i iman ve ubudiyet için ise kabir, bak, ehl-i iman ve ehl-i ubudiyet, ehl-i iman ettim, yetmiyor. Ehl-i ubudiyet için kabir, dar ağacını kaldırır, hazine-i ebediye, saray-i saadete açılan bir kapıya çeviriyormuş kabir. Bak demek neymiş? Dar ağacını kaldırıyormuş, hazine-i ebediye, saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor. Sözler 170. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Yok, yani siz sıkılıyorsanız konuyu değiştirebilirim. Belki sıkmıştır. He? Siz güzel tarafını anlatıyorsunuz, sıkılıyormuş aslında. Çünkü hoca dedi ki bana X birisi çok meşhur. Ya dedi, bizim arkadaşlar diyor ki diyor, senin vaazlarında hiç cehennem yok diyor. Cehennemden bahsetmiyorsun dedi, doğru mu? Dedim ki kardeşim, yemeğe lazım olduğu kadar tuz lazım. Onu da sen koyuyorsun, tuzunu sen koyuyorsun. Diğer malzemeleri ben koyayım. Şimdi aslında dinin sohbeti hiçbirisi korkutmaz, acıtmaz. Niye acıtıyoruz biliyor musun biz? Allah Resulü 23 sene. Nübüvvet başladı bitti 23 sene. 23 sene sohbeti içerisinde yemeğe tat versin diye tat versin kadar tuz koymuş. Mesela bir gün bir saat sohbet yaparken belki de 2 dakika 3 dakika cehennemden bahsetti. Rahmet peygamberi. Peki 3 dakika. Koca bir günde 5 dakika. Ertesi günde 7 dakika, ötesi günde 11 dakika, ötesi günde 5 dakika. Böyle 23 sene sohbeti içerisindeki rahmetin gadabını aşmış. Çok azdır. Biz ne yapıyoruz? 23 sene içerisine yerleştirdiği o tuzları, o kabir korkutucu şeyleri biz onu cımbızla topluyoruz, bir kitap haline getiriyoruz, Müslümana veriyoruz. 23 sene o sohbetin içerisinde, çünkü bir ders, bak şimdi bir ders ne zaman ekmek olur? Hamur yaparız, suyu katarız, ekmeği değil mi? Unu. Ama pişirmese nizam olmaz değil mi? Ha, yemeğe bakın, ekmeğin olabilmesi için buğdayın ekiminden un haline gelmesine kadar yoğururuz. Ama
pişmesi Ömer abi? Yenmez. Ha, bu kadar süreci tamamlayan fırındır. Korku, cehennem gibi şeyler bu bütünsellik içerisindeki fırın gibidir. Yemeği pişirendir. Yani öğrendiğimiz namaz bilgileri, öğrendiğimiz İslam hakikatleri eyleme geçirendir korku. Hayatını azaba çevirsin diye değil. O hamuru pişirsin diye. Ama biz tabii kürsüden kafire söylenen cehennem azabı var. Zındıkların can çekişme anı var Resulullah'ın ifadesiyle. İslam düşmanlarının kabirde çekecekleri azapları var. Biz onu ayırt etmeden iyilik zannıyla ya Müslümanı korkutalım da ama dikkat etsin diye. Kafirin can çekişmesini, zındığın kabirdeki azabını Müslümana mı kafire mi ya kime demiş bakmadan kürsüde söylüyoruz. Ya kürsüye çıkan insanım ha. Kürsüde söylüyoruz adam da o elbiseyi, o biçilen elbiseyi bir giyiyor. Motoru yanıyor tabii. Mesela kafirin can çekişmesini, can nasıl vereceğini anlatan rivayeti Müslümana söylüyor. Neye benziyor biliyor musun? Arkadaşlar sözüm cemaatin dışında derken cemaatin içini koyuyor. Bakın sözüm cemaatin dışında. O zaman dışında söyle. Deme burada. Hem cemaatin dışında diyorsun hem cemaatin içine koyuyorsun. Kafirin can çekişmesini Müslüman anlatırsan Müslüman da onu giyerse Risale-i Nur'da cehennemin varlığı ispat edilmiş. O kadar değil. Sevdirerek yapılmış. Kulluk Risale-i Nur'da sevdiriliyor. Ölüm sözler yüz etmiş. Ölümden ürküp kabirden korkmak, korkup bak kabirden ben cümleyi şöyle yaptım. Ölümden ürküp kabirden korkma. Erkekçesine ölümü yüzüne gül bak ne ister? Sen korkacağına hangi evrakları ve fiilleri istiyor ona bak. Ya belediyeye gidiyorum işte evime izin alacağım temele. Ne korkuyorsun? Ya ne çıkar? Evrak tamam mı? Evrak bak. Zübeyir abi demiş ki üstadın talebesi. Yani kabirden korkma diyor yani. Kabirden değil, okuyamamaktan kork dünyada. Kitap okuyamamaktan kork. Kabir kapıdır diyor sözler izletmişten. Sözler 204'te kabire ne diyor? Meft, meft de kabir arasındaki fark. Meft, mekanı değiştirmek değil, mekanları üstünden kaldırmaktır. Aynı yerde. Mesela şöyle. Meft neymiş? Mekan değiştirmek değil. Bir odun düşünün. Odunda duman var mı? Var. Nur var mı? Var. Isı var mı? Var. Işık var mı? Var. Ütruvyal ışınların dalga boyları. Bir sürü şey var. Ama odun gözüküyor. Bunun mesela yaktığımız zaman nur var ya uçup gidince seviniyor. O kadar seviniyor ki. Alev değil mi? Sevince nur uçuyor. Çıktıktan sonra sen o nuru daha geri getirebilir misin? Kırıkandan. Getiremezsin. İşte meft diyor, mekanı değiştirmek değilmiş. Bu odun durumundayken nura dönmekmiş. Üstündeki battaniyeyi kaldırmak. Mesela yattık. Mekan mı değiştiriyoruz? Rüya görüyoruz. Bir sürü yerlere gidiyoruz. Her şey bizde kardeşim. Odunun üzerindeki üzerini nasıl kaldıracaksın işte öyle diyeceğiz. İnkılaptır. Meft odunluk halinde nura dönmektir. Ama ıslak odunsa yandığı zaman dumana dönmektir. Günahkar adam ıslak oduna benzer. Yaktıkça dumanı çok çıkar. Tamam? Müslüman adam kuru oduna benzer. Dumanı çok azdır. Değil mi abi? Eğer odunumuz ıslaksa güneşi çıkartmak lazım. Kabir ise neymiş? Meft buymuş. Yani inkılapmış. Üstünden battaniye kaldırmak. Nuraniyetli alemlerin kapısıymış kabir.
Vallahi. Peki niye korkuyoruz? İnsan tanımadığı, bilmediği yerden korkar. Hiç göle var mı, kabile gidip gelen var mı? Öle var mı daha önce? Mehmet abi sen daha önce öldün mü? Yok. O zaman kabili bilmiyorsun. Ben bu kabili okuduğum zaman hepsini okumayı size nasibim olmayacak. Çok uzun. Nünker, Mekir, Sırat gibi çok çalıştım. Ne gördüm biliyor musun? Kabir ve öteler, Ramus abi, o kadar güzel, o kadar güzel Allah ve ayetlerinde, Risale'de o kadar güzel anlatıyor ki, insanın vallahi ölesi geliyor. İnsanlara kabirin, kabir alemi cennetin bir başlangıcıdır, kapısıdır. O kadar güzel alemi çıplak gözde ve çıplak nazarda hemen anlaşılsa, ben geçeceğim, ben geçeceğim, ben onunla beraber olacağım diye insanlar intihar edermiş. İntihar etmesinler diye kabri Allah toprakla, kefenle örtmüş. Ya bir kıza adam diyor ki, çocuk delikanlı, seni seviyorum. Kız diyor ki ben seni sevmiyorum, intihar edin. Öyle mi? Yani hayatını anlamsız kılıyor. Sevgisine cevap bulmayınca. Nişan açın. Peki bu kızı böyle, ya hurriyi görse ne yapardı? Kabirdeki hurriyi görse. Öpe kız için intihar eder. Huriler için ne yapar? 10 defa kıymaya döner ya. Öyle değil mi? Yine bir derste hurinin tanıtımını yapıyordu Hasan abi. He? Hurinin tanıtımını yapıyordu. Boş ver şimdi. Huri, bir tanesini söyleyeyim. Allah Resulü'nün söylüyor. Bir kılı diyor gözükse. Kılı. Diyor ki, kainat nurundan karanlığa inkılap eder. Göz gözü görmez. Yani gözün görme kabiliyetinden daha nurani olduğundan şöyle benzetiyorum. Fotoğrafını çekiyor değil mi fotoğrafçıya gittiğiniz zaman? Beyefendi dikkat et, bir iki saniye, 10 saniye sabret. O ışığa sabredemiyoruz değil mi? O lamba vuruyor ya gözümüze. Ona sabredemiyor. 10 saniye bir ışık. Peki o ışığın şiddeti 100 katına çıksa, 2 katına çıksa, 10 katına çıksa göz görür mü? Huri o kadar nur ve nurani ki göz kör oluyormuş. Herkes böyle olacak. Herkes. Sizin hanımlarınız onlardan daha güzel olacakmış. Peygamberimiz diyor. Aleyhissalatü vesselam. O şimdi gördüğün ihtiyar olduğuna bakma. Hurilerden daha güzel olacak. Hiç evlenmeyen ne olacak? Hiç evlenmeyen de evlenmemiş olacak. Duyurulur he? Erkekler de kadınlardan güzel olacak. Evet. Peki. Allah Allah. Mevt buymuş. Ecel neymiş biliyor musunuz? Ecel. Mevt. Yani mevti bir daha söylüyorum. Mevt inkılaptır. Mekan değiştirmek değil, üzerindekileri kaldırmaktır. Odun gibi gözüken nurun açık çıkmasıdır. Odundan kasıt bedendir. Odundaki nurdan kasıt ruhtur. Odundaki dumandan kasıt nefistir. Odunun en büyük düşmanı ateştir. Ateş içindedir. O da şeytan. Odunun en büyük düşmanı ateştir. O da içinde. Odun bedendir. Odundaki nur ruhtur. Odundaki duman nefistir. Ha, yandığı zaman nura inkılap etmesi odunu alışıyor dumanla şey. Bedende de o kibrit şeymiş. Odunu yakan kibrit Azrail'miş. Azrail bunu yakıyor. Yani bütünsel olan, karma olan odundan dumanla nur ayrılıyor. Mert neymiş? Odundan nura inkılap etmektir. Dumana o bizim alakası olmadığı için söylüyorum. Kafirlerin ruhu. Odunu yakınca biliyorsun öflede öfle yaş oduna. Duman çıkıyor. Kafirin ruhu da bu. Nur yok. Müslüman öyle mi? Bir ufak bir kibrit daha dibinde verdiği zaman kafadan çıkıyor. Paldır küldür ki hemen nura inkılap ediyor. Böyle. Hele senelik böyle ahırdaki odun değil mi? Çıra gibi olmuş. Ne duman çıkar ne bir şey. Pişt. Çekti gitti. Bu neymiş? Mert. Ecel nedir? Birkaç kişiye sorayım. Sen askerliği ne olarak yaptın? Piyade. Piyade de neyciydin? Mesleğin neydi? Öğretmen askeri. Öğretmen. Sen?
Şoför. Sen Mehmet abi. Ben yapmadım. Yapmadın mı? Bilmiyorsun yapmadığını. Bilmiyordum. Sen abi ne yaptın? Ramazan ben mi? Ben mi? Ha. Neydi? Mesleğin neydi? Ben levazım edim. Levazım ne yaptın? Kademeci miydin? Levazım. Yok ya. Levazım. Depo mu? Depo. Evet. Depo. Depo. Bazen de şoför. Mutfağa bakmak. O ne yaptın? Fırına bakmak. Levazım işte. Peki tezkere, tezkerede ne yazdılar? Bu ecel budur. Askerlik yaptık. Mesela kademecidir diyor. Şofördür diyor. Ha. O ecel teniz tezkerenin yazılan unvanıdır. Ecel bu. Neciydi bu? Bu adam hocaydı. Bu adam iyi bir Müslümandı. Bu adam fakir fukarayı korurdu. Bu adam zekatını, sadakasını şunu verirdi. Bu adam, eşini dostuna, ki ayette öyle diyor, yakınlarına, akrabasına yardım ederdi. Teriz tezkeresini yazıyor. Mesleği neydi? Ağlayıp, Ahmet de Mehmet'ten toplardı. Kendi ekonomisi iyi değildi ama giderdi, fakir fukaraya verirdi. Bu adam yedirirdi. Allahu Ekber, ecel tezkeresini Hatem-i Tayyip'e yazıyormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman değil Hatem-i Tayyip. Tezkerede şöyle yazıyor. Cömertti. Resulullah söylüyor bir mana aklıma kaldığını söyleyeceğim. Müslüman olmadığı için cehennemde dahi olsa ona Allah cömertliğinden dolayı cehenneme bir ünsiyet ve ülfeti olacakmış. Ve hususi bir cennet gibi olacakmış ona. Azap devam etmeyecekmiş. Yani çoğalmayacakmış. Çünkü an bir an bir ana benzemiyor ya cennet cehennem. Yani teriz tezkeresinde şöyle yazıyor kağıtta. Ecel tezkeredir. Cömertti. Ötekisine yazıyor. Cimriydi. Zalimdi. Gattardı. Haindi. Vermezdi zekatını. Yardım etmezdi. Bunlar bizim alakası olmadığı için zikretmiyorum. Ben fil pek sevmem. Cömertti adam. İyilik severdi. Sen de demiyor musun? Daha le, namaz niyazı yoktu ama cenazeye gittik. Konuşuyorlar, ben de duydum, tamam mı? Bilmiyorlar hocadır bu, tamam arkadan. Vallahi namaz niyazı yok ama bu adam kadar bu köyde bir cömert bilmem ya. Ulan fakirin babasıydı bu ya. Ben de dedim oldu yani daha yeni. Bak bir tanesine gittim burada. Gelir gelmez uçaktan. Ulan çok cömertti ya. Adam acayip ya. Karısı diyor ki bizim sofradan kaldırıp tabağı fakir zamanında götürüp o aç komşusuna verdiğini ben biliyorum. Bizim önümüzden aldı. Siz dedi sabah yediniz diyor. O fakir. Evet namaz niyazı yoktu hocam. Vallahi ecel tezkeresinde şöyle yazacak. Çoluk çocuğunun önünden tabağı kaldırıp fakir ve aç muhtaç komşusuna tabağı götüren adamdı. Cömert. Artık ne yaparlar bilmiyorum. O tezkere onu görünce melek zebani değil ya. Vay be gel batar mısın? Diyecektir. Benim Allah'ım böyle inanıyor. Ha, ecel tezkeresi ne yaptığının unvanı. Hocam cuma abdestinde de var zaten. Cenab-ı Allah iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Emreder. Allah yapma Rabbi. Ahmet, İsa'nın Rabbi'den izin. Kulbay ben. İlahi. Adam kabir kapısından sonra o nuraniyeti alemlere görecek. Avam var ya halk biz. Vefat ettikten sonra aa Allah Allah korktuğumuz alem mi bu? O zaman görecek. Havas ise havas ruhunu bedenine hakim eden ruhu yaşayan ruhu istekleri yaşayan bedensel hayatları yaşamayan yani televizyonların önünde olmayıp Ahmet Mehmet'i gıybet etmeyen yani Müslüman gibi yaşayan biraz da tefekkürü varsa enfus işi yapmışsa havas ise binler perde perde içinde sarılır birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde görüyor. Zahirde avamda kabirden sonra görecek. Eğer sen burada oralara geçersen şimdi sen kabirden geçmişsin demektir.
O zaman o alemleri örtenler senin kabirlerindir. Sen burada bir yol bul ki kabri kullanmadan o alemlere girilsin. Mesela bir de okuyayım bak. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden aldım. Bu mektubatta 409'da geçiyor da. Diyor ki bu alem diyor Üstad, Mısır koçanı değil. Kalıralı denizler var. Bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta değil Mısır'ın. Gül diyor Üstad 409'da. Gülün bir yaprak bir yaprak da, bir yaprak bir yaprak da, bir yaprak da bir yaprak böyle birbirine üzerine bindirilmiş. Ama gül diyoruz tek. Bu dünya hayatında Ömer abi gül goncasına benzermiş. Birbirine bindirilmiş 18 bin alem bu alemde. Nasıl olur? Odun gibi kardeş. Odun. Odun dünyadır. Odunda bak duman var. Nur var. Isı var. Işık var. Renk var. Ultraviyol ışınları var. Mülkün dalga boyları var. Odunun mekanı var ama bunu meydana getirenlerin hiçbirisinin mekanı yok. Odunun kilosu var ama bunu meydana getiren hiçbirisinin kilosu yok. Ha? Gibi. Yani odun nasılsa dünyada böyle. Nasıl ki odun bu kadar farklı alemleri zatında cem etmiş, donmuş halidir. Dumanla nurun donmuş hali. Bu dünyada cennet ve cehennem alemlerinin donmuş halidir. Bu alem diyor ustam, alemi kalbin üzerine tenteneli perdeymiş bu alem. Yani bu alem ustadın tabiriyle gül goncasına benzer. Birbirinin üzerine bindirmiş. Bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta. Bunun gibi odun diyebiliriz. Veya buz. Buz ama sudur. Su ama H2O'dur. Veya elmayı misal edeyim. Elma. Renk aynı yerde. Koku aynı yerde. Örttü mü? Renk kokuyu örttü mü? Tat rengi de örtmedi. Bak aynı yerde de birbirini kapatmıyorlar. Renk, şekil, tat, lezzet, zevk, koku, letafet, kimyasal yapı, fiziksel yapı, biyolojik yapı. Hepsi aynı yerde. Birbirini kapatmamış. Şimdi bir de okuyorum. Havas ise binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde görüyor. Zahirde, avamda yani zahirde, avamda kabirden sonra görecek bunları. Eğer sen burada oraları geçersen, yani buradan oralara geçersen, yani oralara uygun yaşarsan buradayken sen kabirden geçmişsin demektir. Yani o zaman o alemleri örten, yani mesela dünyada kabir hayatını yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Bedensel hayatını yaşamıyor. Bedensel arzularına dur diyor. Bedensel isteklerini yapmıyor. Ne yapıyor? Ruhsal isteklerini yapıyor. O zaman ruhunu yaşıyor bu. Cesedini yaşamıyor. Bedensel hayat kabirdi. Ruhsal hayat ruhani alemlerdi. Bu dünyada iken ruhunun isteklerini yaşayan, bedenini yaşamayan bedeninden ruhu çıkartmış demektir. Ölmeden önce öldü zaten işte. Mutu kabrete mutu. Hadiste geçiyor. Ölmeden önce ölümüz. Nasıl ölecek? Bedensel hayattan ruhsal hayata geçiyor. Kalp ve ruhun dereceye yerine geçmek bu mu? Bu bir tanesi bu abi. Bu da basit yani. Kalp ve ruhun derece, kalp ve ruhun derece hayatına geç diyor. O zaman ölüm yok onda. Ya yok ki. Onlara teristir diyor. Çünkü öldü zaten. Ölüye ölü denilir mi daha? Öldürelim bunu. Lan adam asıldı. 2 sene de cezası var. Gömmeyin bir dakika. Olur mu? Zaten öldü bu. Zaten öldü. Ha? Nefis cihetiyle. Nefis cihetiyle isteklerini öldürdü. Zaten ölüm neydi? Nefsi isteklerini öldürendir. Ruh teristir, kafir ve Müslüman ruh ölmez ki. Çünkü niye? Küllü nefsin zayikatı mevt. Yani nefis ölüyor, küllü ruhun demiyor. Yani küllü ruhun demiyor, küllü nefsin zayikatı mevt diyor. Nefis ölecektir diyor. E peki sen zaten nefsi öldürmüşsün. İsteklerini yapmadın, bu saatte ne işin var burada? Tamam. Bu sefer eğer buradayken orayı yaşarsa, buradayken geçmişsin demektir. Kabir zaten bir şeyden bir şeye çıkmak, inkılap etmekti. Adam zaten çıktı, bedenden çıktı.
sen burada bir yol bul ki kabri kullanmadan o alemlere girsin. Mesela kıyamet nedir? Kıyamet zıttanın ayrışmasıdır. Burayı da iyi dinleyin. Bak bunu da bulamayız ha şu cümleyi. Çok çalıştığım için söylüyorum. Kıyamet demek zıtların birbirine ayrışması demektir. Lugata baktığın zaman. Soğuğun sıcaktan, karanlığın aydınlıktan, hakkın batıldan, doğrun yanlıştan, imanın küfründen ayrıldı. Bitti o her şey. Tamam bak. Bu nedir? Kıyamettir. Bir insanın aleminde doğruyla yanlışın, hakla batılın, efendim karanlıkla aydınlığın, imanla küfür ayrılmış ve onu yaşıyorsa bu adamın kıyameti koptu. Adamın kıyameti koptu. Kimin kıyameti kopmayacak? Hak, batıl, karma. İman, küfür, karma. Bir bana namaz kılıyor, kafire taraftar. Tamam. Birbirine girmiş yani. Dini hizmettir diyor, içki içiyor mesela. Dini hizmettir diyor, Allah'a isyan ediyor. Başını açıyor. Şimdi bu nedir? Birbirine zıtlar birbirine girmiş. Ha bunun kıyameti kopacak. Çünkü kıyametin kopmamış bunu. Bunun kıyameti kopacak. Demek ki ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Kıyamet zıtların birbirinden ayrışması ise birbirinden ayrışması ise birbirinin bu adam bedenle ruhunu ayrıştırmış ve kendisini tarafını koymuş. İşim oldu mu? Yok abi sıkıntı yok. Bedenini ruhtan ayırmış. Bunun kıyameti ne oldu? Koptu zaten. Onun için teris tezkeresidir. Kıyameti yok. Peki kıyamet kimin için olacak? İnsanlar için. Çoğu insan öldü. Üstad Hazretleri diyor ki kabirde dahi olsa diyor kıyametin dehşetini kabirdekiler de görecek. Öyle oraya geçip kurtulmak yok. Yani intihar etti veya kafir önceden öldü, geberdi, gitti. Kıyamet. Kıyamet kafirlerin başına kopacak diyor. Kabirde dahi olsa, çünkü buradan orayı görmek herkesin işi değil ama oradan burası çok rahat gözüküyor. Senin akraban ne zaman öleceğini biliyordur. Seni öyle bekliyor mesela. Korkma da. Hakikaten ha, bizim kardeş, abi ismi neydi? Eyüp. Eyüp. Diyecekler ki bizim Eyüp. Dedem baban Ferhat tarihte geliyor. Tabelada görüyorlar. Yani hastanede beklerken sınavda ve havalimanında şu uçak indi, şu uçak kalktı. Tamam. Bizim işimiz biraz olduğu için. Ne zaman şey yapıyor? Peron şu, gate şuradan, şuradan, şu numaradan kalkıyor böyle. Ve oradan seyrediyorsun. Ta nereyi? Ondan sonra yönleniyorsun. Şimdi orada gözüküyorsun. Bit ekranda gözüküyorsun. Herkes gözüküyor. Orada rotar yok değil mi hocam? Rotar yok. Rotar yok. Türk Hava Yolları'ndan olduğu için rotar olmaz Türk Hava Yolları. Eğer Pegasus'tan, jetten, onurdan almışsa vallahi iki saat kafasına koy. Bir de hocam da tek taraflı uçuş ama. Tek taraflı. Güzel lan. Değil mi? Bak kafası. Yetiştirmişiyor. Yetiştirmişiyor. Aferin lan. Bu akşam kafan iyi çalıştı. Güzel. Hakikaten tek yönlü uçuş. Tek yönlü. Değil mi? Tek bile. Tamam. Allah Allah. Çok arıma gitti ya biraz. Vallahi iyi. Çünkü tek bilet deyince o arıma gitti. Telafi etme yok değil mi şans? Bir haritamı düzelteyim bir daha geri gideyim falan var mı? Yok. Aman ya. Allah'ım bizi Müslümanlara nasip etme. Allah'ım İslam düşmanı, Müslüman düşmanı, senin düşmanın, Kur'an düşmanı, senin sevginin peygamberin, peygamberin düşmanı kim ise onlara nasip et. Seni seven, senin dostlarını dost edineni, seni esas alanı, Allah'a bunları gösterme. Amin. Çünkü sen Allah'sın. Amin. Sözler 397. Ahiretin birinci menzili kabirmiş. Evet. 634 sözler. Kabir alemimizi değiştiren zanlarımız, yani tasavvurlarımız, yani alemi rahmete yol açan kabir kapısını zulümat-ı adem ağzı tasavvur ettiğinden kabri dehşetli veya güzel gözükmesine sebep insanın
Dört tane sistemidir. Dört. Kadrin şeklini kim değiştiriyor? Bir, zanlarımız. İki, ahlakımız. Üç, niyetimiz. Dört, nazarımız. Bakış tarzımız. Niyet, nazar, ahlak, zan. Kabrin değiştiriyor. Mesela en aynı zenni abdibi kulumun en aynı zenni abdibi kulumun zanına göreyim. Allah bile insanın zanına göre oluyor. Rabbi, Allah'ın sana muamelesi seni zannettiğin gibidir. Allah böyle olursa kabir de hadiyatı olur. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki ölmeden en az bir defa Allah'a nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölmeyin. Yani hep böyle alıştık. Allah bir cezam kesecek. Allah belanı versin. Allah cehenneme atacak. Ya değil ya. Allah merhamet edecek ya. Allah sana merhamet etsin. Çocuğa Allah belanı versin diye cennet tutuyor işte bela veriyor. Çünkü bela oluyor. Allah rahmetini versin. Adam ölüyor. Zındık namaz kılmamış. Esselatu vesselamu aleyk. Sonunda Allah belasını verdi demiyor. Hakikaten zalim ya. Allah'ın rahmetine kavuştu diyor. Öyle de olmamıştır yani de ama temel. Ona öyle diyoruz da namazsızlar. Çocuğuna niye bela veriyorsun? Demek ki kabrin şeklini ne değiştiriyormuş? Zanlarımız. Tamam. Birkaç tane okuyayım. Mustafa, kabrin cesettir. Ceset de yaşadığın dünya, küçük dünya. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Ve bu dikdörtgenin içi veya mutfak, tuvalet, yatak, iş değil, okul. Bu dikdörtgenin içi bizim kabrimiz bu. Yani oluşturduğumuz dünya veya cennetimiz bu. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki demeden geçemeyeceğim. Avamın diyor beklediği cenneti hazları, bedensel hazlar değil, ruhani hazları, havas daha dünyada yaşarken alır. Bir daha çok ilginç. Avamın cennette beklediği hazları, manevi hazları, bedensel değil, havas dünyada yaşarken ruhani alır. Bediüzzaman der ki 200 Mesnevi Nure 225 diyor ki Müslümanın cehenneme gitse günahı %51 sevabı %49 gitse bile bu kadar günah, tamam mı, günah. Müminin cehennemi cismanisi, cismani cehennemi, kafirin dünyada yaşarken cehennemi manevisinden daha hafiftir dünyada. Kafirin ruhani aldığı elem. Peki niye çıldırmıyor? İptal ettiği için. Mesela dişte adam muamele ediyor doktor. Ne hissetmiyoruz? İptal hissetti, iğne vurdu. Kafir günahlarla, maçlarla, televizyonlarla enanet, gurur, hani şu veya bu sebeple, şey yapıyor, herhalde bu kafire geliyor. Abi çok acayip kafire geçti ya. Abi evet. Ambulansa geçiyorlar. Almaya gidiyorlar. Almaza olay mı? Öyle mi? Almaya gidiyorlar. He? Almaya gidiyorlar. Onları. Abi. Şu Akkırık Adalet Hastanesi'nde çok yaralı olmuş. Evet. Akşam ameliyatı tanıyor. Abi bu işe halak meselesi değil mi? Evet. O geliyor çünkü sonra çalıyor ya ambulans. Şimdi Allah yardım etsin. Müslüman kaybetmiyor. Fani dünyasını bekaya değiştiriyor. Malı sadaka oluyor. Hayatı şehit oluyor. Çünkü şehit olmak, veli olmaktır. Hiç hesabı yoktur. Kabir 635 sözlerde okuyorum. Alimi rahmete, dar-ı saadete. Yani biz mesela nasıl öleceğiz? Nasıl öleceğiz? Hem aldığımız nefesten hesaba çekileceğiz. Ama hiç hesap vermiyor. Hiçbir hesabı yok.
Ne kadar peki sene? Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Niye? Fani bir dünyada zaten verecek hayatını hak yolunda teslim etmiş. Yani Müslümanın kaybı olmuyor. Onun için rahat olun. Hem kabrin alemi rahmete, dar-ı saadete, bağıstan-ı cinana, nuristan-ı rahmana açılan bir kapı iken, kardeşim kabir o kadar eşitti ki, o kafire anlatan ayet ve hadislerden konuşmuyoruz. Onları duysak var ya, tahammül edemezdik, buradan çekip giderdiniz. Anladın mı? Bu 1994'te... Meclisler dışarı değil mi buna? He? Meclisler dışarı. Tabii canım, meclisler dışarı. İşte 1994'te yaptım. Şeyde, Hassa Caddesi'nde, yok 95'te veya. Sütçü, şurada bir abi vardı, neydi adı? Hasan. Allah rahmet etsin, rahmet istedi. Ben çok iyi şahidim. Şuaları bitirdi, galiba mektubatı da bitirdi, öyle gitti ahirete. Şuradan biri var ya, şurada solunda oturuyordu. Şurada oturuyorduk Ömer abi gibi. Ya işte o zaman gençliğimizin şeyi. Cehennem dersi yaptık. Hatırlıyor musun Mustafa? 4 gün. 5 tane ders mi? 4 tane. 4 ya da 5 abi. Evet. 4 gün yaptık değil mi peş peşe? Hatta onun şeyi var. Kasıtlarından ses kaydı var. Ses kayıtları. Kayıtlar var değil mi? Cehennem bahsi diye. Cehennem. 4 ders bölümüş. O nasıl yaptık işte? Aynı. Ne yaptı biliyor musun satına? Biliyorsunuz. Şurada otururken, o bir anlatırken ne kadar kaybetti ki böyle ana dedi. Böyle şapınca lan bir yer kafasına vurdu onu. Dehşetli vurdu onu. Korktum, ürktüm. O da baktım renk renk değişti. O işte orada bitirdik. İşte biraz kemkin yaptık falan. Toparladık. O bitiş. Yani o kabrin dehşetini okusak şehit olanlara 1000 defa tebrik ederdik. Ya, 1000 defa. Ya inşallah. Alemi rahmete kabir, dar-ı saadete, bağıstan-ı cinana, nuristan-ı rahmana açılan bir kapı iken, evham zulümatından zıtlarına inkılap ettirerek, eli dalaletin tasavvuru ise, bütün ahbabından bir fırak-ı ebedi telakki ettiği ölüm yaralarını, kabir, ejderha ağzı olmadığını, belki bağıstan rahmete açılan bir kapı olduğunu gösterir. Kime? Mümine. Hakaik imani tedavi eder bunda. Ama kafire, zalime, cehennem çukuruna bir çukur. Hapsi ebedi. Ebedi. Başka bir tane de okuyayım. 635 sözler. Hakikat-ı imaniye en elim ve kasvetli ve sıkıntılı olan berzah seyahatını. Bak, hakikat-ı imaniye neymiş? En elim, kasvetli, kasvetli diyoruz ya biz memleketlerde. Sıkıntılı olan berzah seyahatini ehl-i iman ne yapıyor? En leziz, en leziz, ünsiyetli, ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Kim? Hakikat imaniye. İman gözüyle bakarsan kimse bir şey kaybettiği yok. İman gözlüğünü takarsa. İman gözlüğü. İman gözü değil, beşeriyet gözünü takarsan ruhun ezilir. Neymiş? En lezzetli, en ünsiyetli, en ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Kabir ile ejderha bahçeye kapı açar. Yani kabir ejderha ağzı olmadığını, belki bağıstan rahmete açılan bir kapı olduğunu gösterir. Elim, bak, elim ne olur? El imana, hakikat imani olursa bak, bu gözlük. Hakikat imani takarsa kabir, elim lezzete dönüşüyor. Kasavetli, ünsiyete dönüşüyor. Sıkıntılı, ferahlığa dönüşüyor. Ejderha ağzı, güzel bir bahçeye dönüşüyor. Hakikat imani değiştiriyor onu. Lemalar 149'da,
Bir kardeşimiz, bacımız şöyle buldu. Benim değil bu. Sekizin sözleri bir parça hatırlıyoruz. Bir aslan var. Bir de aşağıda ejderha var, değil mi, kuyuda? Bir kardeşimiz şöyle buldu. Çok şaşırdım, ilk defa duydum ben. Aslan kimin simgesidir? Aslandan kaçtı ya. Aslan kimin simgesidir, hatırlayan var mı? Hangi devletin? Hangi zındığın? Yahudilerin. Ejderha kimindir? Çinlilerin. Sen bir şey bulmuş. Tamam, aşağıya baksan ejderha. Yukarıya baksan aslan. Yeni asrın şeyi. Bak 149'da diyor ki lemalarda. Kabir suretlerin hakikata inkılap etme mukaddemesi, suretler bitti. Yani kabir neymiş mi? Kabir, dünya surettir hepsi. Hepsi suret. Hakikat değil. Mesela benim suretimle meşgul oluyor adam. Diyelim ki fotoğrafları çekmiş bir de şey, o falan. Şöyle diyeyim. Dünya hayatıyla kabir hayatı şu. Şimdi sen sigara içsen hepimize siner mi? Siner. Yanında otursan. Peki televizyonda sigara içen bir adamı yanına otursan. Televizyon içinde o. Televizyonda filmden yapsa sana sigara siner mi? O sini, o suret işte, bu hakikat. Tamam. Şimdi kabir neymiş? Suretlerin hakikata inkılap etme sistemin adıymış. Yani bir sürü suretler vardı. Oruç suretin, namaz, dersleri gidiyordun, kitap okuyordun, zalime düşmandın, Müslümana taraftardın, kalbin onun için atardı. Tamam mı? Mesela Allah rahmet olsun, rahmet etsin hepimizin geçmişine de Rüştü abi derdi ki, bir zalimin zulme uğrayan bir Müslümanı duyduğu zaman Müslümanın aldığı elem belki de binlerce günahına kefarettir. Eğer diyor o aldığı elem para ile satmaya, almaya kalksan haşirde para ödeyemezdin diyor. O kadar kıymetli. Allah ona çok kıymet veriyormuş. Usta bir derdi. Çok ilginçtir o. Bak bir Müslümanın diyor zalime karşı, zalimin zulmünden, Müslümanın eyleminden, eylemi aldı gitti. O kurtuldu. Ama sende yaptığı yara, sende yaptığı o şey, belki binlerce günahının affına ve bir de o haşrin dehşetinin karşısındaki o elem aldın ya, sıkıntı, onu diyor bütün dünyanı versen gramını satın alamazsın. O zaman şimdi yapılan zulme karşı duyarsız olamayız. Tabii canım. Yani şey oluyor, rahatlatma çok... Değil o. Yani ne kadar şey yapsam bir tarafımız rahatlıyor. Yani rahat senin de değil. Yani mesela bir tarafın kalp var, vicdan var, latife insani var, ruhumuz var. Ama Allah canibinde bakmayla vazifemiz var. Bak ama bu taraftan da eziliyor. O ezilenin gramı, onun değeri yok yani. Paha biçilmez onun. Lemalar 393'te kabir azabından diyor. Onlara da o. Şöyle de şey yapayım, kapatacağım. Kabir ise karanlıkta hapsi müferit dipsiz bir kuyuymuş. Veyahut kabir bu zindani dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bağıstana açılan bir kapıymış. Son maddeyi okuyorum. Şu alan 259 bitiyor. Kabir yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar. Bir haps-ı münferitte, bir tecrid-i mutlak içindeki tevahuş ve möysiyetten tedavuş ederken. Toparlarsan, kabir neymiş? Toparladım ben külliyatta. Kabir hakkındaki sıfatlar. Yalnız kabir. Kimsesiz, karanlık, soğuk, dar, haps-ı münferit, tecrid mutlak. Eğer bir insan yalnızsa, şehirde olduğu halde, evde çoluk çocuğu olduğu halde, ahlakı ağır, geçimi zor, kendisine kimse yanaşmıyorsa, eve geldiği zaman baba, çocuk divanların altını, kardolabın arkasını arıyorsa, herkes senden kaçıyorsa, sen yalnızsın kardeş. Kabire girdin bir kere. Kabir toprak değil o. Kabir burada da var.
yalnız, sonra kimsesiz. Mesela şöyle deyin, kimsesiz. 10 saniyede cevap verin ama bana demeyin içinizde. Dallandığınız zaman, zor durumda kaldığınız zaman, hemen söyleyeyim bakalım. Kime telefon etme hattınıza geliyor gece 3 day olsa? 10 saniye mühlet. Eğer birisi hatırınıza gelmiyorsa hakiki dostunuz yoktur demektir. Eğer birisi geldiyse dostun odur. O zaman onun kıymetini bil. Dostunun kalitesini, çapını büyütmek için dostluğuna muamele et. Demek ki yalnızsın, kimsesizsen, her şeyi kötü yorumluyorsan, karanlık, dünyadayken var, her şeyi kötü yorumluyorsan, soğuk, yani bağnaz bir adam. Yani soğuk kanı verme, bir de gülmüyor suratı. Böyle. Sonra dar bir adam, esnek değil. Hapsi müferit, kendi süsü dünyasını pergel insan, kendini menfaatini esas almış, tecrit etmiş kendisinden, imtiyazlaştırmış. Bu adam 7 tane sıfat olursa bu adam kabirdedir. Kabir olması için yine aşağı girmek değil. Ölmeden öldü ya. Tabii canım, bitti o. Evet, dünyevi kabir. Evet. Bak yalnız, mesela Mehmet abi, eve geldiğin zaman çocuklar kaçıyor mu kardeşim divanın altına? Torunlarım var şimdi. Doğru, çocuklar değil mi? Kaçmıyor işte bak. Meydana çıkıyor. Çıkıyor mesela. Veya böyle eskide vardı böyle. Divan altına, kardolağın arkasına falan hemen yatar. Hemen uykunun arasına geçerdi. Ulan despot geldi, tamam mı gördün? Bak bir Ramus abi gülüyor falan. Bu adam evde ama yalnız değil mi Ramus abi? Evet, yalnız. Yalnız, herkes kaçıyor buradan. Kimseye ilgilenmiyor ama yalnız. Yalnız. Evet. Geçimsiz kardeşim, huysuz. Huysuz, hani biz böyle deriz. Eskilerimizde var ya. Ha, çok var. Huysuz kardeşim yani. Hem zaten yokluk var, bir de merhamet yoktu. Kendine barışmayan adam. Kendine barışık olmayan. Yalnız. Evet. Kendisi tek başına kalmış. Kimsesiz. İçi yardım etmiyor. Kalbi yardım etmiyor. Ruhu yardım etmiyor. İlmi yok. Karanlık. Efendim, ülkeye gitmesin komşuna. Kaliteli hakiki Trabzon ekmeği buradan sahte ekmekler almayın. Onlara çok da yardım senin bakkal. Bakkal ya. Bu bakkal, o da bakkal. O da ekmek satıyor Trabzon ekmeği, bu da satıyor. Bağırıyor sabah. Hakiki Trabzon ekmeği burada, sahtesini almayın. Adam da tepesinden. Karanlıkta alay da çıktı dışarıya. Nasıl volta atıyor benim kapımın önünde? Hasbunallah benim öreki. Hasbunallah benim öreki. Beni de görecek. Dedi ki, koca ya. Koca sen söyle diyeyim ya. Ne yapayım koca ya? Öldü değil mi? Öldü mü? He? Yaşıyor mu? Yaşıyor ya. Abi bakkala çıkardı. Voltadan. Tepesinde. Koca ne yaptım der. Bu adam maskaralık için inadına yapıyor yani. Ya dedim gittim, yapma abi ya. Ya hocam bilmiyor musun şaka yapıyor? Şaka yapma, bu adam yaşlı adam, bu adam ciddi anlıyor. Sahte Trabzon ekmeklerinden almayın. Neler yaşadım ben orada ya. Evet git. Ya şey de maske de var. Babası, Allah Allah, yanlışlık yaptı, bir yoruk getirmişti de, almamıştım. Sonra baktım ki rengi değişti, gittim cebine iki tane kaset koydum. Ondan sonra moralı bozuldu. Dedi, ben size demedim mi dediler, bak ona götürme bir şey olmaz. Aldı dedi. Ama aldı ama cebime kaseti sıkıştırdı. En son öyle oldu. Ondan sonra daha gelmedi, kızdı. Benim yoğurtumu almadı diye. Bunlar işte yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar, hapsi münferi, tecrit mutlak, bunlar insana tevahuş ve meyusiyet getiriyormuş. Neticesinde de insan tedehüşe giriyor. Tedehüş ne demek zemini? Tevahuş ve meyusiyetmiş. Birden Münker ve Nekir taifesinin iki mübarek kardeş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Bak, Münker ve Nekir neymiş? Taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler. Nurlandılar. Hararetlendiler. Alimi erva pencereler açıldı. Burada yaşarken oluyor tüm bunlar.
daha kabre girmeden oluyor. Ustad Şualar 259'da kabrime gelecekte istikbal hakikaten şimdi süreten kabrime hayalen girdim diyor. Hayalen girdikten sonra Nünker Mekir namında iki mübarek arkadaş diyor. İki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazereye başladılar. Münazereye başladılar. Ne oldu sonra? Kalbim ve kabrim genişlendiler, nurlandılar. Soğuk iken hararetlendirdiler onlar, ısıttılar orayı. Alemi ervaha pencereler açıldı. Ben de burada bir cümle koyuyorum. Diyorum ki, burada yaşarken oluyor tüm bunlar. Daha kabre girmeden kabre girmiş oluyor. Bu adam daha nereye kabre girecek? Burada kesiyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.